Bugün ayın 14'ü. Kavanozlardaki gelişmelere bir bakalım. 8 gün olmuş. Bunları muhtemelen bugün çalkalayacağız. Şimdi şöyle bir bakalım. Bizim şu noktadan enjekte etmiştik. Ağırlık burası olsun demiştik. Şu bölgeler. Bakalım ne kadar yayılmış. Şu bölgenin üzerinde yok. Henüz oraya bulaşmamış ama bakın aşağıya alt kısım sarma olmuş. İçeride üst kısımlarda bakın başlamış. Alt kısım komple. Artık yani %50'ye yakın olmuş, belki fazladır. Diğer 8 silsilik kavuzuna bakalım. Bu noktadan sıkmıştık. Hani şöyle daha geniş bir yayılım olsun istemiştik. O yüzden daha çok sıktık. Gerçekten de öyle olmuş. Bakın. Şu noktadan itibaren şöyle. Parmağımın üst kısmında yok. Şöyle. Yani şu kadarlık bir alan. Yani bu %70 falan, belki 80 civarında misal bulaşmış her yere. Eğer biz bunu çalkalamazsak bakın şu koyu beyaz olan kısımlar, bunlar artacak ve miselyum dokusunu oluşturmaya başlayacaklar. Oluşan yerlerde topaklanmaya başlayacak. Topaklandığı zaman bunu artık çalkalayarak tohumları ayırmanız zor. Bu yüzden insanlar işte o topakları ayıracağız diye çok aşırı vurmaya başlıyorlar yani kavanozu. Bu sefer içerideki tahılı da eziyorlar. Buğdayın şekli bozuluyor. Sarım o noktadan sonra kalıyor. Hatta bazen ilerlemiyor. Önce 8'lik kavanozu gayet nazik bir şekilde içindekileri dağıtmaya çalışacağız. Zaten bakın ilk başta şu bölüm zaten bu yapışmamıştı ya bunlar. Diğerleri yavaş yavaş, evet. Hemen hemen her yer oynadı. Bu yeterli arkadaşlar. Sanki içinde misal yokmuş gibi görünüyor şu an. Ama artık bundan sonra daha bir hızlı sarım göreceğiz. Diğerini de çalkalıyorum yani. Çok nazik vuruyorum. Yani tohumlar, buğday taneleri ezilmesin. Tüm buğdaylara misalli buğdayların bulaşmasını sağlıyoruz. Evet arkadaşlar, bu yeterli. Yine gün gün çekmeye devam edeceğiz. 20 gün geçti. Sarmamız tamamlandı. Yalnız tabi bu 8 cc'lik olan bana lazım arkadaşlar. Biraz üzerinden kullandım. Şu 4 cc'lik kavanozumuz. Sarım tamam. Artık bunu kullanabiliriz. Eğer kullanmayacaksak bunu bir streç folyoya kapatıp buzdolabına muhafaza edebiliriz. Birinde 4 cc, birinde 8 cc kullanmıştık ama ilk günlerde 8 cc biraz hızlı gelişim gösterdi. Çalkama yaptıktan sonra ikisi de hemen hemen aynı zamanda tamamlandı. Sonuç olarak 100 gram tahıl için 1 mililitre veyahut da 1 cc sıvı likit misal yeterli oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hemen bunun arkasına gün gün fotoğraflarını çekmiştim. Onları koyacağım. Hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun. Teşekkür ederim.